Evet sevgili izleyiciler, bir dördüncü kuvvet programından daha herkese iyi günler. Bugünkü konuğum Mehmet Şükrü Erdinç, AK Parti Adana Milletvekili, aynı zamanda Plan Bütçe Komisyonu Başkan Yardımcısı. Bütçe geçti, bütçeyi konuşacağız daha çok ama günceli de konuşacağız. Güncel şeyler var, sorunlar var. Halkın kafasına takılan şeyler var. İşte kararname çıktı. Kararnamedeki bazı maddeleri soracağım. Çok tartışmalı olan. Ama asıl konuşmamız gereken bir başka nokta, Türkiye'nin Orta Doğu'daki pozisyonu ve dünyadaki pozisyonunu giderek netleştiren Kudüs kararını, Kudüs'ü konuşacağız. Orta Doğu'daki gelişmeleri konuşacağız. Ve Türkiye'nin aldığı rolü konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nedim Bey. Şimdi şeyden başlayalım aslında. Bugün de hemen sıcak bir gelişme. Bir kanun hükmünde kararname yayınlandı, tekrar yayınlandı. Evet. Bunun iki maddesi daha çok tartışılıyor. Birinci sorun 121. maddede yer alan işte 15-16 Haziran Temmuz olaylarını mı kapsıyor yoksa bütünü mü kapsıyor? Sivillere muafiyet, terör eylemlerine müdahalede olan sivillere muafiyet olarak algılanan bir şey, bu algı da doğru mu? Bunu bir sorayım size. 120. madde neyi getiriyor? Neden kondu bu kararnameye? Evet. Şimdi bildiğiniz gibi 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimiz çok ciddi bir badire atlattı. Ülkenin içerisine çöreklenmiş Fethullahçı terör örgütüne mensup bir kısım asker içerisine gizlenmiş, asker elbisesini giymiş terör örgütü mensupları bu ülkenin geleceğine, milletin idaresine, iradesine yönelik bir girişimde bulundular. Tabii bu girişimin karşısında başta milletimiz olmak üzere devletin ilgili kurumları ciddi şekilde durdu. Ve netice itibariyle bu darbe girişimi belki çok uzun süre, uzun sürmeyen bir aralıkta bastırıldı. Bu bastırma olayından sonra bu darbe girişimine engel olmak için bu hareketin içerisine katılan vatandaşlarımıza yönelik ileride hukuki ve cezai veya mali bir sorumluluk veya idari bir sorumluluk oluşmaması adına dün yayınlanan kanun hükmünde kararname içerisine 15 Temmuz'daki darbe girişiminin engellenmesinde devletin resmi kuruluşlarına, kurumlarına yardımcı olan vatandaşlarımıza yönelik bir hukuki koruma getirilmiştir. Bu hukuki koruma ile vatandaşlarımız o gün darbe gecesi ve hemen bir gün sonrası içerisinde darbenin bastırılması noktasında ortaya koymuş oldukları özveri içerisinde belki kamu malına zarar vermişse veya bir idari duruma, cezai duruma düşebilecek bir pozisyona gelmişse veya hukuki bir sorunla karşı karşıya ise bunu ortadan kaldırmak adına bir hukuki koruma getirilmiş ve onların hukuki, cezai, mali, idari sorumlulukları o gün için ortadan kaldırılmıştır. Şimdi siz bir hukukçusunuz aynı zamanda. Bir hukukçu gözüyle baktığınızda burada bir muğlaklık yok mu? Yani kafasını karıştıran, yani halkın da kafasını karıştıracak biçimde tartışmalara neden olan bir muğlaklık yok mu? Şimdi madde metninden belki düşünülebilir ya işte bunun amacı her gün veya bir gün sonra, üç gün sonra, beş gün sonraki olayları da kapsıyor anlamı çıkabilir ama buradaki amaç özellikle 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine karşı vatandaşlarımızın ortaya koyduğu özveriye bir hukuki korumadır. Bunun dışında bir anlam yüklemek doğru olmaz.
Ben bu çok Yani çok tehlikeli. açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Ben onu tekrar Bugün almak istiyorum şunu. parti sözcümüz de bu konuda verilen bir soruda bir Evet. açıklama da yaptı. Evet. Buradaki asıl amaç 15 Temmuz gecesi, 15 Temmuz 2016 gecesi. Ve 16'yı da Veya kapsın 16 Temmuz sabah da evet. 2016, 15 ve 16 Temmuz günleri yaşanan darbe girişimine karşı milletini, devletini korumaya karar vermiş vatandaşlarımızın, işte diyelim ki bir aracın devrilmesiydi, işte bunlar hepsi bir kamuya ait bir aracı bir zarar verirsiniz veya bir tanka zarar verirsiniz. Bunun idari sorumluluğu vardır, mali sorumluluğu vardır, cezai Evet, sorumluluğu doğru. vardır. İşte bu tür sorumlulukları ortadan kaldırmak adına vatandaşımıza ya darbeyi engelledin ama bak darbeyi engellerken de bizim malımıza zarar verdin diye bir cezai sorumluluk veya idari sorumluluk veya bir parasal sorumluluk getirilmemesi adına, çünkü yasalarımızda bu tür düzenlemeler var, getirilmemesi adına yapılmış bir düzenleme ve sadece o günleri kapsayan bir düzenleme. Anayasaya uygun mu Tabii sizce? tabii. Anayasaya uygun Vat diyorsunuz. Şimdi bir Anayasayı ortadan kaldırmaya yönelmiş bir iradeyi engelleyen bir vatandaşlarımıza bu yaptığımız çok hafif bir şey yani. Şimdi Böyle güzel bir ben şey ama hafif. 15 Temmuz gecesinde sizin pozisyonunuzu biliyorum. Biz de Siz de oradaydınız, evet biz de beraberdik. oradaydık. Biz erkenden geldik. Yayınlarımız bombalandıktan sonra Ankara'daki yayın alanlarımız ondan sonra sokağa inmek durumunda kaldık. Orada sizi gördük. Yani müthiş bir topluluk vardı. Bir direnişin içerisindeydiniz, bir engellemenin içerisindeydiniz. Yani o anda herhangi bir şey olduğunda işte bir şeye zarar verdiğinde bir ne bileyim elektrik direğine veyahut da arabaya veya herhangi bir şeye zarar verdiğinde Allah korudu hareket edemediler. Hareket ettiklerinde bir tankın karşısına çıkıp taş attıklarına veya bir şeyle karşı koyduklarında oluşacak zararı engellemeye yönelik mi? Dava açılmamasına yönelik Aynen mi? öyle. Yani Aynen bu öyle. kadar mı? Kesinlikle. Sadece o günleri kapsayan ve o gün devlet malına zarardan tutun, oradaki darbe girişimine katılanlara karşı yönelik fiili şeyler dahi olsa bunları ortadan kaldırmaya yönelik bir hukuki koruma. Hukuki Ama koruma. sadece o döneme ilişkin. Yani bunu her döneme yaymak gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü o dönemdeki yaşanan olaylarda ki ben biliyorum birçok zarar gören kamu malı var. O kamu mallarına tabii zarar vermek kastıyla hareket etmedi oradaki vatandaşlarımız. Tamamen devletini ve milletini korumak saikiyle hareket ettiler. Dolayısıyla o saikle hareket ettikleri için kalkıp ya sen bu tanka zarar verdin veya işte şu araca zarar verdin. Bu araca zarar verdiğin için sana şu hem ceza yönden bir ceza vereceğiz hem de bunun masrafını karşıla demek o milletimize yapılmış bir saygısızlık olur. İşte bu durumu, çünkü kanunlarımız bunu öngörüyor. Bu kanunları yerine getirmeyen idareye mensup memurların hakkında bir soruşturma açılmaması adına da böyle bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl oldu ve bu düzenleme de dün itibariyle hayata geçti. Orada tartışılan bir başka noktada tek tip elbise Evet. noktası tartışılıyor. Yine size bir hukukçu gözüyle sorayım. Bu tek tip elbise uygulamasının anayasanın 38. maddesinde yazılı. İşte insanlar hüküm yiyene kadar, onaylanana kadar masumdur ilkesine aykırı olduğu söyleniyor. Bu tartışmalar başladı. Bu noktada ne diyeceksiniz? Yani bu tek tip elbise hukuka uygun mu? Şimdi orada aslında maddeyi iyi analiz etmek lazım. Yani bu tek tip elbise meselesi şöyle algılanıyorsa, işte hükümlüye veya tutukluya tek tip elbise giydirip cezaevinde, mahkemelerde sergileyip işte kamu önünde bir farklı bir duruma İtibarsızlaştırma. sokmak şeklinde algılanıyorsa bu doğru değil. Burada yapılmak istenen amaç şu. Bu sadece Türkiye'de uygulanabilecek bir yöntem değil zaten. Dünyanın birçok ülkesindeki bugün Amerika dediğimiz veya Avrupa dediğimiz birçok ülkelerde bu hala uygulanmakta olan bir düzenleme. Burada yapılan terörle mücadele kanunu, bakın sadece bir kanunla sınırlı. Terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanmakta olan sanıklara yönelik yapılmış bir düzenleme. Burada yapılan da şu. Ceza infaz kurumu dışına, bakın cezaevinde böyle bir düzenleme yok.
ceza infaz kurumu dışında, kaldıkları ceza infaz kurumu dışına çıkartıldıklarında, yani mahkemeye götürüldüklerinde, sadece mahkemeye götürülürken duruşmada giyilmek üzere bir tek tip kıyafet uygulamasına gidiliyor. Bundaki amaç da, biliyorsunuz ki geçmiş dönemlerde işte FETÖ terör örgütü mensuplarının yapılan yargılamalarında işte çeşitli tişörtler giyerek veya farklı fırlamalar takarak o davaları manipüle etmeye yönelik girişimler hasıl oldu. Ve burada da ya bizim 250 vatandaşımız şehit oldu. 2000-3000 civarında vatandaşımız gazi oldu. Belki doğrudan etkilenen binlerce insanlarımız var. Dolaylı etkilenen 80 milyon vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın çoğunluğunun bu konuda iradesi var. Ya biz bunları hak ettikleri şekilde muamele etmek zorundayız. Bu şu anlama gelmez. Ya anayasada kişi ceza alana kadar suçsuzdur. Bu suçluyoruz anlamına gelmez. Bu bir idari yönetmelikle, bir şeyle düzenlenen ve duruşma salonunda o insanların şüpheli konumunda veya sanık konumunda olduklarını gösteren bir düzenlemedir ve farklı girişimler içerisine girmemesi gereken bir düzenlemedir. Burada yapılan, çok açık ve net bir şekilde söyleyeyim, sadece ceza infaz kurumu dışına çıkartıldığında, yani mahkemeye götürülürken o tek tip kıyafet giydiriliyor, badem kurusu ve gri renklerde olmak üzere iki renk tespit edilmiş. Kadın ve kadınlar için farklı, erkekler için tulum şeklinde, kadınlar için tulum olmayacak. Çocuk ve hamileler için zaten böyle bir düzenleme yok. Sadece erkek ve kadın mahkumlar için geçerli. Çocuk ve hamile mahkumlar için bu geçerli değil. Yani çocuk dediğimizde de hani şey anlaşılmasın, 15-18 yaş arası kanun gereği çocuk evet, addediliyor. Sadece iki sınırlama var. Bir, terörle mücadele kanunu çerçevesinde yargılananlar. İki, sadece mahkemeye götürüldüklerinde giyilecek bir elbise. Başka bir yöne çekmek yanlıştır. Başka bir şekilde söylemek yanlıştır. Zira bugün basında da, bugün gazeteciler de çeşitli yerlerde evet, soruyorlar. İşte yok, hırsızlık suçunda yok, bilmem ne suçu. Böyle bir şey yok. Sadece terörle mücadele kanunu çerçevesinde yargılananlar için geçerli bir düzenleme. Galiba iki renk. Birisi FETÖ'cüler. Bir gri rengi. Öbürleri gri rengi giyecek siyasiler ama FETÖ'cüler de badem kurusu. Badem kurusu rengini giyecekler galiba. Şimdi Sayın Vekil, bütçe. Evet. Türkiye'yi yönetmek, size teslim edilen parayı yönetmek, bütçeyi yönetmek, hazineyi yönetmek daha çok baktığınızda ana gövdesinde bu var, bütçeyi yönetmek var. Şimdi önce şunu sorayım. Bir tarafta halk var, bir tarafta elinizde para var. Oradan aldığınız vergilerle oluşmuş para var. Bu parayı dağıtırken, kullanırken halkın hassasiyetleri var, halkın beklentileri var, bir de ihtiyaçlar var. Neyi göze aldı hükümet? AK Parti hükümeti baştan bu yana bir şey var, bir duruş var, bir şey var. Neyi dikkate alarak bütçeyi yaptınız? Hedefiniz neydi ana gövdede? Şimdi bütçe bir devletin, hükümetin bir yıl içerisinde hem vatandaşlara yönelik yapacağı hizmetlerle birlikte kendi bünyesinde çalıştırdığı insanlara, yani memurlara, işçilere ödeyeceği maaşlardan tutun, bir taraftan da bakıma ihtiyaç sahibi durumundaki olan vatandaşlarımıza yapılacak sosyal yardımları, yatırımları, yani vatandaşa gidecek bütün hizmetleri kapsayan bir bütün aslında. Şey de var işin içerisinde, toplumun güvenliğini şey yapacak. Kesinlikle yani bunların hepsi içerisinde, yani sağlıktı, eğitimde, adaletti, ulaştırmaydı, savunmaydı, hepsinin kapsayan bir şeydir, bir yekündür. Bu yekün de vatandaşımızdan toplanan vergilerle oluşan bir yekündür. Yani bugün bütçenin %70-80'ini vatandaştan toplanan vergiler oluşturur. Dolayısıyla elinizde yine vatandaştan aldığımız, yine vatandaşa aktardığımız bir bütçe, yani adına bütçe dediğimiz bir yekün, bir para toplam var. Ve bunu yaparken de, bu parayı dağıtırken de, hem toplarken nasıl topluyorsak, dağıtırken de eşit bir şekilde, adaletli bir şekilde dağıtma noktasında bir gayret gösteriyoruz. Ve öncelikleri ona göre belirliyoruz. Diyoruz ki bu toplumun ihtiyaçlarının da öncelik ne olmalı? Geçmiş dönemlerdeki AK Parti iktidarları öncesindeki dönemlerde öncelik daha çok savunmaya yönelikti.
Yani bütçe rakamlarına baktığımızda en fazla harcama kalemi savunma harcamalarıydı. Ama bugün günden güne değişen bir yapı söz konusu. Bakın bizim AK Parti iktidarının 15 yıllık iktidar döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin işte bu kurulduğu günden bu yana hiçbir hükümete nasip olmamış 16. bütçeyi yapma imkanına sahip olduk. AK Parti 16. bütçeyi yaptı şu an. Yani hiçbir hükümet Türkiye tarihinde böyle bir imkana sahip yok. Bunu yaparken de, bu bütçeyi hazırlarken de geliri ve gideri, arzı ve talebi hepsini birlikte değerlendirip ona göre en adil şekilde. Çünkü cebinizdekini harcayabilirsiniz. Cebinizin dışındakini harcamaya kalkarsanız bir yere harcarsınız, iki harcarsınız, üç harcarsınız, ondan sonra birilerine teslim olursunuz. Ki bu ülke 200 yıl boyunca kendi bütçesini yapamadığı dönemleri yaşadı. Yani kendi bütçesini yapamadığı değil de kendi bütçesi üzerinde söz sahibi olamadığı dönemleri yaşadı. Mesela Osmanlı döneminde, son dönemlerinde özellikle Duyun Umumiye diye bir yapı vardı. Ve o dışarıdan gelen, o devletin temsilcileri kendi bütçemizi nasıl harcayabileceğimizi bize anlatırlardı ve ona göre bir yol haritası çizerlerdi. Ya şuraya şu kadar vereceksin, şuraya yatırım yapacaksın ama şu kadar yapacaksın. Memura şu kadar maaş vereceksin, şunu şu kadar yapacaksın. Benzer dönemleri AK Parti iktidarı öncesinde de yaşadık. İşte IMF'li dönemleri unutmadık da. IMF memurlarının geldiğini, çünkü Türkiye'de sorsaydınız o dönemlerde 15 yıl önce IMF memuru kim? İşte vatandaşın herkes bilirdi. Çünkü basında çıkardı. IMF memuru şu geldi. Herkes biliyor. IMF temsilcisi geldi. İsmen bile bilirdik yani. Şimdi bugün sorsanız birçok bakanı veya şeyi tanımaz insanlarımız. Çünkü o gündemler geride kaldı. Kemal Derviş'i tanıyorlar. İşte Kemal Derviş'i tanımlar. İnsanlarımıza o reçeteleri sunanlardan biriydi. Şimdi o dönemlerden bugünlere geldik. IMF'nin olmadığı. Hükümetin kendi imkanlarıyla kendi bütçesini yapabildiği dönemlere geldik işte. Ve günden güne bu bütçeyi de büyütüyoruz. Yani bu bütçe büyütürken işte kaynakları verimli harcamayla ilgili bir mesele aslında. Yani biz AK Parti iktidara geldiğinde 200 milyar civarında olan bir bütçe bugün 763 milyarlara çıkmış. Doğalgaz bulmadık, petrol bulmadık veya farklı şeyler yapmadık ama ekonomiyi günden güne büyüttüğümüz için, geliştirdiğimiz için, yatırımı, istihdamı arttırdığımız için işte bu büyüklük bütçeye de yansıyor. Şimdi ben burada tam burada bir soru soracağım. Bir girdi yapmak istiyorum. Şimdi biz bu ülkenin tarihini derinliğine biliyoruz. Yaşadığımız bölümü de biliyoruz. Çin'de yaşadığımız bölümü de biliyoruz. Yani bütçeleri yapamadığımız dönemden söz ettiniz. Ve bunun en büyük şeylerinden biri bence askeri harcamalar şunlar bunlardan öte bir hortum takılmıştı şeye, hazineye. Müthiş bir bankalar soyuluyordu. Üç şey tarafından siyasetçi, mafya ve bir değişik bankacılar tarafından IMF'de işin içerisinde bir hortumlama dönemi yaşadı Türkiye ve müthiş bir krize sürüklendi ülke. İşçiye harcanacak para, memura harcanacak para kalmadı hazinede neredeyse. Bunun büyük bölümü iki noktada. Bir, şeyde siyasiler tarafından soyuldu. Bir de 28 Şubat'ta askerlerin de içinde bulunduğu şeyler tarafından soyuldu hazine. Öyle görülüyor. Rakam rakam da biliniyor artık. Bunlar unutuluyor. Türkiye yönetilemez hale gelmişti. Bütçenin büyümesinde, bu hale gelmesinde, bu hortumların kesilmesinin payı ne? Yani işte size az önce söyledim. Yani bu işin bütçeyi büyütürken doğalgaz, petrol kaynakları bulmadık. Bulmadığımız kaynaklar, yani böyle bir kaynak bulmadığımızda para nereden gelecek? Mevcut kaynakları verimli kullanmaya başladığınızda bütçe büyümeye başlayacak. Şimdi biz eskiden vatandaştan toplanan vergilerin 1/3'ünden fazlasını faiz ödemesinde kullanıyorduk. 1/2'den fazlasını. Şimdi bu çok aşağılara düşmüş durumda. Şimdi bütçeden topladığımız paran, yani vatandaştan topladığımız verginin %90'ını bunun dışındaki alanlara harcayabiliyoruz. Faiz dışındaki alanlara harcayabiliyoruz. Böyle bir imkana kavuşmuş. Şimdi böyle yapınca ne olacak? Bütçe büyüyecek. Şimdi geçmiş dönemlerde işte o bankaların batırıldığı dönemler, 20'den fazla bankanın batırıldığı ve milletin sırtına yüklenen reel, o dönemdeki reel para 200 milyarın üstünde. Evet, 200 ki milyar. Ama bu rakamları ticaret içerisinde düşündüğümüzde, ki bir yıllık bütçemizdi o dönemlerde,
ticaret mekanizması içinde düşündüğümüzde dolaylı etkileriyle birlikte 500 milyarın üstünde bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi bu rakamlar artık oralara gitmiyor. Direkt vatandaşın hizmetine sunulduğu için gitmiyor bütçe mu? Kalemleri gitmiyor tabii. Bütçe kalemleri büyüyor. Bütçe kalemleri büyüyünce bugün 763 milyarlık bir bütçe büyüklüğüne sahip olmuşuz. Ki hedefimiz 2023'te bunu trilyonlara çıkarmak. Bu büyüklük içerisinde de en büyük payı şimdi eğitime ayırmışız. Sadece 134 milyarı biz eğitim harcaması olarak yapıyoruz. Çok büyük bir rakam. Yani şey içerisinde %20'den fazla. Hemen hemen %20'ye yakın bir şeyini, %19 civarında bir rakamı. Geçmişte ne kadardı bu? Geçmişte bu daha azdı. Azdı. Yani rakamlarda belki hata olur diye rakam telaffuz etmek anladım. İstemiyorum ama yeni rakamları bildiğim için yeni rakamları söylüyorum. Geçmiş dönemlerde birinci sırada savunmaydı. İkinci, üçüncü, belki dördüncü sıralardaydı eğitim. Şimdi birinci sırada eğitim, ikinci sırada işte sağlık, ulaşım, ondan sonra daha dördüncü, beşinci kalemde savunma harcamaları geliyor. Böyle bir yapıya kavuşmuşuz. Bir de bir taraftan şeyi de büyütüyoruz. Yani ekonomi büyüyor. Gayri safi yurt içi hasıla da büyüyor. Yani bu ne demek? Türkiye içerisinde üret yatırım ve hizmetin büyüklüğüne gayri safi yurt içi hasıla denir. Şimdi bu gayri safi yurt içi hasıla geçmiş dönemlerde belki 100 milyar 200 milyar dolar civarındaydı. Bugün AK Parti iktidarı döneminde 2017 içerisinde şu gün itibariyle 857 milyar dolar. Çok büyük rakam. Çok büyük rakam. Yani Türk lirasıyla 3 trilyon 300 milyar civarında bir rakam. Gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi önümüzdeki yıl 923 milyarlık bir yurt içi, gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü hedefliyoruz. Önümüzdeki 2018 için. Ki günden güne büyüteceğiz bunu. Belki 2019 için bu 1 trilyon dolar olacak. 1 trilyon dolar alacak. Yani 857 milyar dolardan 923 milyar dolara, evet. 2019'da da belki 1 trilyon dolara çıkacak. Bu kişi başına düşen milli geliri arttırıyor işte bir taraftan. Evet. Vatandaşa yapılacak harcamaların, yatırımların önüne çıkan engelleri ortadan kaldırıyoruz. Yani bütçe aslında nedir biliyor musun? Bütçe iktidar siyasi metinlerdir. Aslında rakamlarla boğulmayacak siyasi, evet, bir metindir. Bütçeye baktığınızda eğer bütçe en fazla kalemi nerelere ayırmışsa o ülkenin yol haritasını görürsünüz, hedeflerini görürsünüz, ufkunu görürsünüz. Doğru. Eğer savunmaya